Mayıs ayının ortasında sadece bir büyük kenti değil, Almanya'nın tarihi açısından da bir ilk yaşanıyor. Ve dünyada özellikle fuarları ile tanınan Frankfurt şehri bu ilkin odağında bulunuyor. Bu yılın Mart ayında belediye başkanlığı için yapılan bir seçimde Sosyal Demokrat Partili adayın kazanmasıyla siyasi anlamda 15-20 yıl önce örneğin kimselerin düşünemeyeceği bir gelişme yaşandı ve Frankfurt Anakent Belediye Başkanlığı'na Suriye'den Kamışlı bölgesinden 35 yıl önce Almanya'ya gelip iltica eden 3 çocuklu bir ailenin bugün 40 yaşındaki oğlu Mike Josef oturdu. İş bununla bitmiyor hiç kuşkusuz. Zira Mike Josef'in bir anlamda yardımcısı konumunda olan Yeşiller Partisi'nden İran kökenli bir mülteci ailenin kızı Narges Eskandari Gürünberg bulunuyor. Yönetimin 3. sacaya olarak bilinen yani Frankfurt Belediye Meclis Başkanlığı koltuğunda ise Türkiye'den Yozgatlı bir işçi ailesinin kızı olan Hilime Arslaner zaten bir süredir oturuyor. Frankfurt Belediyesi'nin dünyaca bilinen görkemli tarihi mekanında 2 güne yayılan Anakent Belediye Başkanı Mike Josef'in göreve başlaması vesilesiyle işte bu üçlü ilk kez bir araya geldi. Meclis Başkanı Hilime Arslaner ile Belediye Başkan Yardımcısı Narges Eskandari Gürünberg'in şehir parlamentosu ve özel davetlilerin katıldığı oturumdaki konuşmaları ve yemin töreniyle başlayan bu etkinlik, demokrasi ve anayasaya bağlılık ve çok kültürlü toplumun önemi yönündeki görüşler öne çıktı. Mike Josef, Frankfurt'un yeni Anakent Belediye Başkanı olarak bu kentin bütünlük ruhu ve dış dünyadaki imajı açısından bugüne kadar yapılan çalışmalara teşekkür etti ve buraya yeni halkalar eklemeyi de ilke edindiğini vurguladı. Mike Josef ayrıca seçimde kendine ana rakip olan Hristiyan Demokrat Partili eski belediye başkan yardımcısı Uwe Becker hakkında özellikle bu kentin kültürel zenginliğine sahip çıkan ve her kesimle diyalog arayan bir siyasetçiydi o ve gerçek bir demokrattı Sayın Becker ifadesini kullandı. Mike Josef ayrıca konuşmasında kendisinin bugünlere gelmesinde, eğitimli olmasında özenli davranan ve sürekli destekleyen anne babasına da birkaç kez teşekkür etti. Ve geleceğe yönelik kentin kaderini bir anlamda belirleyecek kimi projelerden kesitleri de örnekledi. Bu törene Yunan vatandaşı eşi ve iki oğluyla birlikte gelen Mike Josef'in konuşma sırasında yaşadığı kimi duygusal anlar sık sık alkışlarla kesildi. Bu arada tören salonuna misafir olan anne babasında da böylesi bir duygusallık rastlandı. Kutlamalara Frankfurt'a yakın çevreden çok sayıda belediye başkanı, iş ve finans dünyası temsilcisi, kültür sanat kuruluşlarından yöneticilerle çok sayıda yabancı ülke başkonsolosu da katıldı. Özetle söyleyecek olursam dünyaca tanınan Frankfurt kentinin zirve yönetimi artık göç kökenli aile mensubu işte bu 3 yerel siyasetçiye ait. Anakent Belediye Başkanlığı'na gelen Mike Josef, Belediye Başkan Yardımcısı Narges Eskandari Gürünberg ile Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner şehrin geleceğine yön verecek olan üçlü olacak. İşte demokrasinin Almanya'da geldiği nokta özetle böyle diyebilirim. Ancak bugünlere de öyle sanıldığı kadar kendiliğinden gelinmedi. Malum dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle son 75 yıldır giderek hızlanan, artan bir göç süreci yaşanıyor. Değişen yaşam koşulları, göç hareketliliğinde görece artış, savaşlar, iklim, kuraklık, yoksulluk gibi küresel sebeplerden ötürü göç mekanizmasının hızlanmasıyla bu hareketlilikten birebir etkilenen özellikle batılı toplumların kendi içinde de hızla dönüştüğü ciddi bir süreçten geçiliyor. Almanya özellikle göç sürecini son 70 yıldır yoğun yaşayan bir ülke ve Hitler rejimi yüzünden çıkan savaşta harap olmuş bir ülkenin yani savaştan sonra 1945 yılından itibaren yeniden imarı için yabancı iş gücüne de kapılar açılmaya başlandı.
Polonyalılar, İtalyanlar, Yunan ve Portekiz emekçileri derken Almanya'nın emek ihtiyacı için Türkiye'den de zor işler için emeği güçlü ve oldukça sağlıklı insanlar seçilerek çalışmaya davet edildi. Ve bu süreçte Türklerin ardından başka uluslardan insanlar da Almanya'da ekmeğin kokusunu bulmaya çalıştı. Bu göçün en yoğun yaşandığı 60'lı yılların üzerinde artık 63 yıl geçmiş görünüyor ve ikinci, üçüncü kuşaktan Almanya doğumlu veya buralarda yetişmiş, kendi hakkını aramasını bilen, özgüveni yüksek, toplum ile göz hizasında olmayı da ilke edinmiş dinamik bir neslin olduğunu da hatırlatmak isterim. Ki bunlar içinde yaşamın her alanında söz sahibi olmuş olanların sayısı da her gün giderek artıyor. Spor dünyasından sanata, iş dünyasından sağlık sektörüne ve elbette siyasete kadar yoğun bir göç kökenli isim dalgası artık bu ülkede yadırganacak gibi değil. Göçmen aile kökenli bu 3 siyasetçinin 12 Mayıs 2023 tarihinden itibaren bir üçlü ekip olarak Frankfurt gibi dünyanın önemli metropolüne yönetici olması elbette bir tesadüf değil, yaşanan somut bir gerçek diyorum. O da Almanya'nın artık bir göç ülkesi olduğunu sonunda kabul etmesi ve farklılıkları ayrıştırıcı bir etmen değil, bir olumsuzluk olarak değil, sadece bir renklilik ve zenginlik olarak görmesidir. Ve demokrasinin de gereği herkese eşit katılım imkanı tanıması ve herkesi dili, dini, ırkı ve ten rengine bakarak değil, toplum için yaratacağı son artı değere bakarak fırsatı sunmasıdır. Bence Almanya'da bu siyasi tablo ve günümüz gerçeğiyle çok büyük bir renklilik kazanmış olacak. Frankfurt zaten çoktan kazandı diyorum. Barış ve birlikte yaşam umudu da böylece kazanıldı. Ve elbette elbette diyorum, sonunda demokrasi kazandı. Evet Toplum 24 TV izleyicileri, şimdi gelin isterseniz imparatorların taç giydiği Frankfurt'taki o tarihi mekanlarda düzenlenen 2 günlük resmi törenden kimi özel kesitleri birlikte izleyelim biraz. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, Frankfurt. Thank you.
Thank you.